Bu kralına boyun eğmem derken hani ne gelişti ki 2005 yılında bu türküyü yazmayı ihtiyacı hissettin? Şimdi bu bestesi bana ait değil sevgili Sadi olsun, abi. Olsun, onu senin alıp gündeme yani, taşıman da bir sebebin vardı mutlaka. Şimdi biz bunu tabii o dönem şarkı arıyorduk yeni albüm için biz. İşte sevgili Çoban Ali de, bende de yeni besteler var, gel dinleyelim falan demişti. Evet. Birçok besteyeceğin şarkıları dinledik. Dinleyince tabii şimdi kralına boyun eğmem bir cezbetti biz, hani biz de çok haksızlıklara uğradık geçmişte. Çünkü halen de bazı haksızlıklar yapılıyor. Yani bu nedenle biraz kendime yakın hissettim. Hatta bir mesaj, şiirde bir gönderme olmuştur mutlaka onlara da. Şiir de okuyorum aslında ben bunun arkasından. Diyorum işte biz Anadolu'yuz. Biz Amasyalıyız, Samsunluyuz. Aç yatarız ama kimseye boyun eğmeyiz diye böyle bir dörtlük de okuyorum onun arkasından. Bizim teşekkür ederim. Bizim de gidiyor insanların. Sağ olasın. Bu arada Salih abi yarın Ankara Balgat Moriyet Otel'deyiz. Ankara'daki ilk 7 yıldızlı otel. Orada Alpezler Uluslararası Anonim Şirketi'nin iş adamlarına verdiği bir yemek. Sevgili Coşkun Sabah'la beraber orada bir sahnemiz olacak. Buradan da sevgili Dursun Gece'ye, tüm Alpezler AŞ'nin yönetim kuruluna ve Ankara'daki dostlarımıza sevgiler diyoruz. İnşallah yarın. İnşallah yerini olmayız. Bulmuştur. Evet. Teşekkürler, sağ olasınız. Evet, şimdi dedik ya bak hala konumuza gireceğiz. Başkanım da sabırsızlıkla bekliyor. İstanbul'da kurulan Amasyalılara lokomotif görevi gördüğüne inandığımız bir derneğimizi konuşacağız bugün. Hakikaten ben yetkili ağızdan, özellikle Ahmet Başkanım'dan rica edeceğim. Derneğimizin kurulduğu yıldan bu geldiğimiz güne kadar bir özetlersek. Amasya İl Derneği. Amasya İl Derneği 1998 yılında Sayın Hamza Albayrak yönetiminden oluşmuştur ve Amasyalıları birlik ve beraberlik açısından, kucaklama açısından kurulmuş bir dernek. Hı hı. Akabinde Hasan Ali Cesur, şu andaki bizim futbol turnuvasının ana sponsoru, Megasan Şirketler Grubu'nun. Ondan sonra Burhan Ak, Sayın Gülahmet Emir, Sayın Birol Gecin, Sayın Ömer Zengin ve şu anda da benim yürüttüğüm Amasya Dernek Başkanı'ydı. Ve Amasya'yı kucaklayan, Amasya'yı bütünlük bir şekilde toplayan bir dernek. Bunun çatısında bilindiği üzere siz de içindesiniz. ADEF, Dernekler Federasyonu kuruldu Amasya İl Derneği sayesinde. Bunun akabinde Amasya İş Adamları, Sanayi ve İş Adamları Derneği kuruldu. Yani Amasya'yı bütünüyle kucaklayan bir dernek. Yani bölgesel olarak değil de ya da ne bileyim şahıs olarak şey değil. Bütün Amasya'yı kucaklayan, Hacıköy'den başlayıp Taşovası'na kadar. 6 tane, merkezde 7 ilçeyi, 7 ilçeyi kucaklayan bir dernek. Hiç kimseye ayrım kayrım yapmadan eşit şartlarda, eşit şekilde hizmetimizi sürdürüyoruz ve bunun için de mutluyuz. Yani Allah razı olsun ki bunu bir şekilde kurmuşlar ve biz de böyle bir şekilde bu derneklerin içindeyiz. Hizmet ediyoruz. Yani kuranlardan Allah razı olsun diyorum. Evet, teşekkür ederiz. Başkanım, Amasya Haber olarak gerçekten ta 2005 yılından beri il derneğimizin yönetimde ben de vardım. Gülahmet Emir döneminde bu futbol turnuvasını zaten organize ettik. Biz de diyoruz ki ya geçen dün akşam dün daha doğrusu Gülahmet Emir abimizin kızının nişanı vardı. Orada da konu oldu. İyi ki bu turnuva başlatılmış. Bak sizler devamı gelecek inşallah. Bunlar bir kenara. Amasya İl Derneği olarak 2013 yılında ne gibi etkinlikler düşünüyoruz? Amasyalı hemşehrilerimize katılacakları bir etkinlik. Bildiğiniz üzere futbol turnuvası devam ediyor şu anda. Mart ayında kurduk. Mart ayında başladık. Ve 2,5 ay sürüyor. Yoğun bir tempoyla. Sabah 9'da inanır mısın? Doğruya başlıyoruz. Akşam saat 9'a kadar oradayız. Hep beraberiz. Yani millet bana diyor ki sen nasıl bu şekilde karardın? Yani güneşin anındayız. Yani siz de oradasınız. Görüyorsunuz. Arkadaşlar da sağ olsunlar. Özveriyle bir çalışıyoruz. Bir tatsızlık veya herhangi bir şey olmasın diye. Amasyalılara hizmet ediyoruz. Ayrıca 28 tane takımımız var. Bunlara ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum derneklerimize. 28 takımımıza elimizden geldiği kadar güzel bir şekilde hizmet verip gençlerin, özellikle gençlerin bir arada olup birbirlerini tanıması, birbirlerine kaynaşması, dernekteki gençlerin de bir arada olup birbirlerine kaynaşması. İnanır mısınız futbol turnuvası boyunca 20 milyon kişiye hizmet vermiş oluyoruz. Geçen bir arkadaşlarla toplantı yaptık, kapataslak bir hesap yaptık. 20 bin milyon kişiye gidip gelenlerle beraber, 94 tane çünkü maç oynanıyor turnuva boyunca. 20 milyona yakın insana biz hizmet vermiş oluyoruz orada. Başkanım, şu anda gördüğüm kadarıyla hani geçmiş dönemlerde Amasyalılar il derneğimizin etkinliğiydi. Bir Amasyalı pikniğimiz vardı. Hı. Sonraki dönemde federasyon bunu yaptı. Daha sonra federasyon da yapmadı. Şimdi gelelim bu noktada. Çok çoğu belki de izleyenimiz merak ediyor.
illerine hani geçmişteki bu geleneksel olarak yaptığı bu pikniği illerine mi yapacak? Ya da federasyon hani başlattı bir dönem yaptı sanırım, ondan sonra yapılmadı. Yasa yapmaya devam edecek. Geçen konsorsiyum oldu mu öyle? Onunla ilgili toplantı da yapıldı, federasyonla konuşulduk. Federasyonumuza söyledik, tabii bizim üstümüzdür, kurumumuzdur. O devraldığı için federasyonla da konuşuldu. Dedik ki eğer ki dedik bu dönemde biliyorsunuz Sayın Başkan yeni geldi, yeni başkan oldu Nisan'da. Ona yapılmış olduğumuz istişarede ve toplantıda söyledik kendilerine. Evet. Eğer hedef olarak piknik yapmayacaksanız biz bunu tekrar geri almak istiyoruz. Biz buna talibiz. Sayın Başkan'ın dediği de biz dedi bir dahaki senelerde bu etkinliği yapacağız. Amasyalıları topluca bir şekilde dedi piknik yapacağız. Yani Amasya'da hedef çatısı altında piknik yapacak, öyle mi anlıyoruz? Evet, bu sene değil ama bu sene tabii ki geçti çünkü bütün dernekler etkinliklerini yaptılar. Yani şeylerini yapıyorlar, programları hazır. Tabii, yılbaşından sene, önce yapması gerekiyordu. Yani, bu sene olmayacak ama seneye ADEF kendi bünyesinde yapacağım dedi bunu. Bizim bildiğiniz üzere Ramazan ayı boyunca Hasbahçe'de yaptığımız bir etkinlik var. O da çok önemli biliyor musun? Bir İstanbul'daki Amasyalı'yı, o mübarek ayda... Bir ay boyunca bildiğiniz üzere... Her akşam bir iftar oluyor, yani, genel iftar oluyor. Geçen sene hakikaten belediye tarafından da teşekküre bir şey görüldü. Başkanım orada ben görüneceklere de aslında bir teşekkür ediyorum onlara da. Kağıthane'de il derneğimizin yapmış olduğu bu etkinliği artık esasında ilçelere yayma adına da görüneceklerin yaptığı bir Eyüp etkinliği vardı geçen sene. İnşallah yine olacaktır. Devam. Aslında bunu federasyonla organize, il derneğiyle organize diğer ilçelerde de Bağcılar mesela ya da Ümraniye. Şimdi bu sene biz illerine olarak şunu düşündük. Kağıthane bizim ana yerimiz oldu artık. Sağ olsun belediye başkanımız. Toplama bölgemiz. Çünkü belediye başkanımız hakikaten bizi çok güzel ağırlıyor orada. Fazlı Bey'e de buradan selamlar olsun. Selamlar olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Çünkü futbol turnuvasında da aynı şekilde sağlarınca tavsiye ettik. Abi kardeş ilişkisine döndü artık. Aynen böyle. Öyle. Fazlı Başkanım hakikaten bize karşı bir verdiği hizmetlerden, desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu sene hem Kağıthane'de hem de Esenler'de. Öyle mi? Güzel. Aynı anda yani Ramazan etkinliğimiz hem Kağıthane bölgesinde olacak hem de Esenler bölgesinde de olacak. Esenler Belediyesi'nin yapmış olduğu yani Ramazan'la ilgili Esenler'de de olacak bu sene. O zaman Eyüp'te de. Eyüp'te de gönecek birliği yaparsa yine hep beraber işte bak, şeyimiz güzel. Olur. Bir de şey de oluyordu sanki Bayramtepe miydi? Altınşehir'de. Oradaki dernekler yapıyordu onu. Yani dernek bünyesinde de orada oturan. O ayrı, o bölgesel. Bölgesel dernekler yapıyordu. Atıyorum işte köy anladım. Dernekleri yapıyordu. O bölgede oturan derneklerimiz. O bölgede. O şekilde yapıyorduk ama bu sene de inşallah güzel bir şekilde etkinliklerimiz devam edecek. Başkanım sırası gelmişken tabii ki etkinlik artık turnuvaya gireceğiz birazdan ama onunla ilgili de bir veteremiz var. Veteriden önce de gelen mesajlar da var tabii ki. Şu anda Merzifon Türk'ü veteri yok mu? Türk'ü alacağız. Tamam. Ondan önce şöyle söyleyeyim. Hayrettin Köyü Derneğimiz var bizim Merzifonlu. Geçen akşam bu Birlik Lokması programında buradan da Hayrettin Köyü Derneği Başkanımız, kurucu başkanımız Dursun Aydoğdu'ya. Ayrıca başkan yardımcımız Ali Combay'a da çok teşekkür ediyoruz. Dernek başkanımız ayrıca. Güzel bir etkinlik oldu. Hani hatta Tunceli milletvekilimiz Kamer Genç Bey de oradaydı. Amasya milletvekilimiz Rahmet Topal da oradaydı. Güzel bir etkinlik oldu. Buradan Hayrettin Köyü Derneğimizin de federasyon kuruluş gecesinde de bir çıkışı vardı ki hakikaten aslında onunla ilgili ben öğrendim. Güzel şeyler oluyormuş şimdi. Yasin Başkan'a da teşekkür ediyorum bu arada. Görüşülmüş Merzifon derneklerimizle de. Her şey güzel olacak inşallah. Hani sinirle stresle bir şeyler çözülmüyor. Önemli olan güzellikleri işleri çözmek. Merzifon dediğim de oradan aklıma geldi. Şu anda misafirlikte olduğunu söylüyor. Bizim Merzifon Yaylacık Köyü Derneği Başkanı da Bülent Bey. Yayında başarılar, sizi izliyorum. Konuklarınıza selamlar, saygılar. Yayında selamlarınızı da söylerseniz seviniriz. Muhsin Doğan ailesinin de misafiriyim demiş. Tabii ki bizler de mutlu oluyoruz takip edildiğimizi görmekten dolayı. Ayrıca sanatçımız tabii ki hangi türküyle gireceğiz izlesin. Sırada ne varsa gelsin bakalım. Onun arkasından da futbol Amasya ile ilgili bir veteranımız var. Onu alacağız. Bilginiz olsun. Evet sıradaki türküyü alalım. Onunla vedalaştıralım.